Hoş geldiniz, hoş geldiniz Türk Turan Duyamız. Kardeşlerim, karındaşlarım, mini düğünlerim. Esen Nurker, Esen Hu, Esen Bosun. Hepinize buradan saygılarımı sunarım. Saygılarımı sunarım, imtiyazlı insanlar. İmtiyazlı insanlar. Yine bugün değerli bir büyüğümüzü anacağız. Değerli büyüğümüzü anacağız. Mutluyuz, mutluyuz. Bu insanları hatırlatmak, bu değerli insanları hatırlatmak ve unutturmamak. Unutturamak. Asla. Bize çok şey katmışlardır. Türklüğümüze çok şey katan insanlardır bunlar. Dedim ya arkadaşlar, canları pahasına. Canları pahasına bu insanlar. Bugün onlardan birisini hatırlayacağız. Hatırlayacağız da. Burada Türk kadının Kurtuluş Savaşı'nda o vermiş oldukları mücadele gerçekten takdire şayandır. Anlatırken bile bazen zorlanıyorum yani. Özellikle arkadaşlar, maalesef Kurtuluş Savaşı'nın olduğu zamanlar yokluk zamanlarıydı. Yokluk zamanlarıydı. Dedim ya, Osmanlı'da maalesef Fatih Sultan Mehmet ölümünden sonra başlayan Türklüğü yok saymak, Türklüğü hor görmek, hakir görmek, aşağılamak maalesef moda olmuştu. 16. yüzyıldan başlayarak maalesef. Hep ölen Türk olmuştu. Savaşlarda. Dedim ya, o sistem bir girmişti Osmanlı'nın içine maalesef. İşte bu tarikat sistemi, eşare sistemi, tarikat sistemi, sabatay sistemi derken Osmanlı'nın içini tamamen maalesef bunlar el almışlardı. Osmanlı özünden uzaklaşmıştı. Türklüğünden uzaklaşmıştı. Mayasından uzaklaşmıştı. Bu bize, yani bunun sonuçları çok ağır oldu arkadaşlar. Çok ağır oldu. Çünkü çok geri kaldık. Çünkü o zaman Batı inanılmaz bir şekilde ilerlemeye başlamıştı yani. Bilimle, teknolojiyle kendisi ilerlemeye başlamıştı. İcatlar derken biz çok geri kaldık maalesef. İşte bu gerici akımın Osmanlı'daki etkisinden dolayı hep Türk savaşa gider ölür. Dedim ya, Türkleri saraya bile sokmazlarmış. İşte onun acılarını çok yaşadık. Kurtuluş Savaşı'na gelindiği zaman arkadaşlar, düşünün bakın, Kurtuluş Savaşı'na gelindiği zaman artık hiçbir şeyimiz yok ya. Lan hiçbir şeyimiz yok. Zaten 1830'larda başlayan bu Balta Limanı Anlaşması falan derken tamam, artık Osmanlı tamamen şeyin içine girmişti artık yani. Borç batağının içinde yani. Sürünüyorduk ya. Her şeyimiz yabancıların eline geçmişti. Her şeyimiz. Özellikle 1773 Küçük Kaynarca Anlaşması yapıldıktan sonra Osmanlı tamamen artık uzatmaları oynamıştı Kurtuluş Savaşı'na kadar yani. Nereden baksan 150 sene yani. Çünkü Anadolu işgali vardı. 1810'larda başlayan bütün misyoner okulları vardı. Misyoner okulları bütün Anadolu'nun her tarafı yerleşmişlerdi. Azerbaycan'a kadar arkadaşlar. İran'a kadar her taraf yerleşmişlerdi. Tabi burada yapılan arkeolojik kazılar da vardı. Arkeolojik kazılar. Daha çıkan sonuçlar vardı. O biraz bizi güldürdü. Çok güldürdü. Çünkü Batılı yapmış olduğu bu araştırmalarda, Batılıların yapmış olduğu arkeolojik araştırmanın sonucunda şu çıkmıştı. Burada yaşayan halkların hepsi Türktür. Hepsi arkadaşlar, hepsi. İstisnası söylüyorum, istisnası hepsi. Bu Bağdat'ta olmuştur, her yerde olmuştur. Van'da olmuştur, Diyarbakır'da olmuştur, Anadolu'da olmuştur, Çanakkale'de olmuştur, her yerde olmuştur yani. Her yerde. İran'da olmuştur, Azerbaycan'da olmuştur, yukarı kısımda, Kafkaslar'da olmuştur. Hep araştırmışlardır, bakmışlardır bu halkların hepsi Türktür, Turan'dır. Kafataslar ne kadar araştırmışlardır. Biz bunları ne yapalım bu halkları? Birbirine düşürelim demişlerdir. İçerideki tarikatlarla beraber işbirliği yapmışlardır. Hristiyan olan gruplarla işbirliği yapmışlardır. İnsanımızı kardeşe düşürmüşlerdir. Düşürmüşlerdir bu Batılılar. Ki özellikle 1875'ten sonra ve hala o oyunlar devam eder.
Hala oyunlar, emperyalizm oyunu devam eder. Türk'ü yani kardeşi kardeşe düşür. Birbirini öldürsünler, birbirini yok etsinler. Aslında dedim, her zaman söylerim ben. Biz bir aynı bağın koruklarıyız. Türklük dediğim her zaman için ulu bir çınardır. Hepimiz onun dalları budaklarıyız. Hepsi arkadaşlar. Lazı, Çerkezi, Gürcüsü, söyleyeyim, Kürdü, Başkurdu, Karaçayı, hepsi biziz. Afşarı, hepsi biz. Hepsi biziz. Dedik ya, bütün ulu atalı Türkler dediğinde, Türk, Tatar, İskit konumunda. Hepsi. Hepimiz biriz. Adamlar çıkartmışlar. Ta Mede Türk Turan çivi yaslarında dedim, anlatmıştım ben. Kimin kim olduğunu çıkartmışlar. 4400 yıllık arkadaşlar. 4400 yıllık. Hepimiz aynı bağın koruklarıyız. Onun için ben her zaman söylerim. Ben kimseyi ayırt etmem. Hepimiz kardeşiz derim. Hepimiz. Çünkü tarihi çok iyi bilirim ben. Tarihi çok iyi bilirim. Ana kaynakları çok iyi bilirim. Orijinal kaynakları çok iyi bilirim. Ve de her zaman söylerim. O ülkede kimsenin üstünü yoktur. Türk Turan dünyamızda liyakat geçer. Liyakat geçer. Dedim ya. Bu çok önemlidir. Bu çok çok önemlidir ya. Kimsenin üstünü yoktur. İşte arkadaşlar, dediğimiz gibi bu Kurtuluş Savaşı'nda maalesef hiçbir şeyimiz yoktu ya. Burada kadınlarımızın çok büyük bir rol oynamışlardır. Önemi çok çok büyüktür. Bunlardan bir tanesi, kısa olacak ama anlatacağım. Yüreğimdedir. Onu bir dinleyelim arkadaşlar. Şerife Bacı. 1900 yılında Kastamonu'da doğmuştur. Türk Kurtuluş Savaşı'nın Türk kadın kahramanıdır. Kastamonulu yaşlı kadın ve erkeklerle birlikte Kastamonu'daki cephanelerin Ankara'ya götürülmesinde verdiği mücadele sonucunda 1921 yılının Aralık ayında ağır kış şartları nedeniyle donarak hayatını kaybetti. Şerife Bacı 1900 yılında Kastamonu'da doğmuştur. Türk Kurtuluş Savaşı'nın Türk kadın kahramanıdır. Kastamonulu yaşlı kadın ve erkeklerle birlikte Kastamonu'daki cephanelerin Ankara'ya götürülmesindeki verdiği mücadele sonucunda 1921 yılının Aralık ayında ağır kış şartları nedeniyle donarak hayatını kaybetti. Cephaneler ıslanmasın diye kazağını cephanelerin üstünü örtmüş, yavrusu ölmesin diye de üzerine abanmış ve bunun sonucunda kendisi soğuktan donarak ölmüştür. Şerife Bacı donarak ölmüştür. Seyitler Belediyesi 1973 yılında Cumhuriyet'in 50. kuruluş yılında belediye binasının önüne rölyefini yaptırmış ve ismi birçok kuruma verilmiştir. Şehit Şerife Bacı adı Kastamonu'da, Seydiler'de, İnebolu'da Kurtuluş Savaşı'nın kadın kahramanlarını simgelemektedir. Üstünü örtmüş, yavrusu ölmesin diye de üzerine abanmış ve bunun sonucunda kendisi soğuktan donarak ölmüştür. Seydiler Belediyesi 1973 yılında Cumhuriyet'in 50. kuruluşunda belediye binasının önüne rölyefini yaptırmış ve ismi birçok kuruma verilmiştir. Şehit Şerife Bacı adı Kastamonu'da, Seydiler'de, İnebolu'da Kurtuluş Savaşı'nın kadın kahramanını simgelemektedir. Işıklar içinde uçsun. Şerife Bacı anamızdır. Şerife Bacı hatunumuzdur. Şerife Bacı hanımızdır. Şerife Bacı başımızın tacıdır. Şerife Bacı bizim yüreğimizdir. Bugün yaşayan bütün Türk dünyamızdaki, Turan dünyamızdaki bütün kadınlar Şerife Bacı'yı muhakkak bilecekler. Onların boynunun borcudur Şerife Bacı'yı bilmek. 21 yaşında
hem cephaneyi korumak için kazanı cephanın üzerine kor. Çocuğun da üşümesin diye üzerine abanır, donarak ölür Şerife Bacı. Şerife Bacı herkes bilecek. Bütün Türk dünyamızda kadınlarımız hepsi bilecekler ya. Hepsi bilecekler. Boynuzun borcudur. Boynuzun borcudur. İşte Türk kadını budur işte. Türk kadını budur. Değil mi? Türk kadını baş tacıdır. Türk kadını baş tacıdır. Şerif babacı, yüreğimizdesin. Işıklar içinde buyur. Cinin uçmak olsun. Türklüğün simgesidir. Türklüğün yiğitliğin her şeyin simgesidir Şerif babacı. Hoşça kalın. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.